Gündemi yeniden sınırlarımıza çeviren başlıklardan biriydi. Sınırlarımızı çok konuşuyoruz. Bir yandan açılım sürecinde PKK çekiliyor haberleri. Öte yandan Suriye ile ilgili Tayyip Erdoğan'ın Obama görüşmesi öncesinde yaptığı bu açıklamanın kodları bir anlamda çözülmeye çalışılıyor. Çok deneyimli bir isim Sayın Haldun Solmaz Türk stüdyomuzda. Emekli Tuğgeneral ve stratejist. Bugün bizi kırmadı. Ayağınıza sağlık komutanım. Hoş geldiniz. Sayın Solmaz Türk, dilerseniz haberlerimizin başından alarak başlayalım. Ergenekon davasında son savunmalar devam ediyor. İşte 3G canlı yayınıyla sürekli oradaki gelişmeleri sıcağı sıcağına aktarmaya çalışsak da genelde medyanın bir sansürü ya da bir görmeyişi söz konusu. Bu süreçte girilen davanın gelinen son aşamasını nasıl değerlendiriyorsunuz bir asker ve stratejist olarak? Ve de bir vatandaş olarak. Mutlaka. Şimdi tabii sağda solda bazen konuşmalarda İşte bu kepazeliktir deyince bazıları diyor ki ya efendim yani bu kadar da ağır konuşulur mu? Şimdi ne diyelim bu olana bitene? Yani başka bir kelime varsa bilen birisi desin ki ya şu kelimeyi kullanın bu olanı biteni tarif etmek için. Biz de onu kullanalım. Bakınız şimdi bu açılım işte çekilmedir mekilmedir tabii. Şimdi tamamen buna angaje olduk. Böyle arada ya Silivri'de ne oluyor acaba? Çağlayan'da ne oluyor falan gibi böyle Beşiktaş'tan biliyorsun bu tarafa geldiler. Evet. Böyle bakarken bir bakıyorsunuz başbakan televizyon ekranlarında işte yok grup toplantısında yok parti efendim toplantısında gene bağırıyor çağırıyor sağa sola azarlıyor hatta hakaretamiz ifadelerle tekrar dönüyoruz dikkatimiz tekrar Silivri'den işte Ergenekon'dan Balyoz'dan İzmir'deki kepazelikten tekrar vay başbakan niye kızdı onu tartışmaya başlıyoruz böyle bir hedef şaşırtma var. Tabii medyanın durumu çok tabii enteresan. Türk medyasının içinden geçmekte olduğu süreç dünya medya tarihine, basın tarihine özel bir case olarak yerini aldı. Yani bu çalışılacak. Yani bununla ilgili üniversitelerin ilgili bölümleri, fakülteleri, efendim doktora programları eminim ki uzun yıllar Türk medyasının içinde bulunduğu bu içler acısı durumu inceleyip anlamaya çalışacak. Çalışacaklar bunu akademisyenler. Şimdi işin özü şu. Başbakan dedi ya dükkan senin. Adama söylersin. Usturuplu konuştu konuşmadı kapının önüne koyarsın. Şimdi herkesi kapının önüne koydular. Dolayısıyla kalanlar içinde birkaç tane daha gerçek gazeteci var ama onlar da örneğe baktılar, ibreti alem için neler olduğunu. Onlar da ayağına denk alıyor. Buna işte dünyada çeşitli basın kuruluşlarının yayın şeylerinde, raporlarında açıkça belirtiliyor. Türk medyası self sansür uyguluyor. Kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. Çünkü bunlara köteyi verdi başbakan. Dedi ki bak arkadaş bunu yaptın yapmadın başına gelecek budur. Sana vergi müfettişini gönderirim. Sana öyle bir vergi veririm ki televizyonunu, gazeteni satmak zorunda kalırsın. O da yetmez. Diğer elinde ne var, ne yok hepsini satmak zorunda kalırsın dedi. Bunu verdi. İşte sizin kanalınız ve işte malum sizin grubunuzla ilgili kişilere neler yapıldığını bilenler biliyorlar. Onlar da bir taraftan polisi, bir taraftan yargıyı kullanarak yıllarca içeride tuttukları insanlar var. İnsanlar 6 yıldır içeride Ergenekon'la ilgili. 6 yıldır gazeteci diyor ki ya arkadaş ben gazetecilik yaptım. Bir haber vardı. Gittim şu kimseyle röportaj yaptım. Sen şimdi bu röportajdan nasıl oluyor da beni örgüt üyesi diye veya böyle bir örgütsel eylemle itham ediyorsun ve beni 6 yıldır içeride neye dayalı olarak tutuyorsun? Diyor sonra. Şimdi bütün bunlar her biri tek biri bile başka bir ülkede gerçek, normal bir ülkede, dünyanın herhangi bir yerinde, batıda, doğuda bir hükümeti düşürmeye yeter. Bizde bu olmuyor. Niye? İşte o basın üzerindeki bu baskı nedeniyle. Bakın şimdi bu Balyoz'la ilgili aşağı yukarı rakamları yuvarlayarak söylüyorum. 350 asker, çoğu general, amiral ve albay olmak üzere mahkum oldular. Neye dayalı olarak? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bakın kelimenin tam anlamıyla ne bir delil ne bir tanık var. Sadece diyor ki efendim sanıkların beyanlarına, savunmalarına itibar edilmemiştir. Bunu şikayet edildi hakim ve savcı yüksek kuruluna. Benim hakim takdir etti, mahkeme takdir etsin. Çok güzel. Şimdi bakın sizin bugün haberlerin başına geçti. Bugünkü duruşmada Kerin sizin savunması sırasında mahkeme başkanı bağırmış çağırmış. Efendim işte biz mahkemenin onurunu, efendim haysiyetini koruyoruz. Bakın ben o sayın başkanı burada şunu söyleyeyim. Bir vatandaş olarak
tavsiyem şudur. Mahkemenin onurunu korumak istiyorsa orada bir saniye oturmasın, istifa etsin, ayrılsın. Kanunen hakkı var, yetkisi var. Ayrılsın. Bu davalar başlamadan bir gün önce bile birileri oradan hakimler alabildiğine göre kendisi ayrılsın, desin ki hayır, ben mahkemenin onurunu şerefini korumak için bu kürsüde daha fazla oturamam, ayrılıyorum. Çıksın basına ve Türk halkına bunları anlatsın. Neyin ne olduğunu. Şimdi bakın o bağıran, çağıran Sayın Başkan'ın ne olup ne bittiğini bilmemesine imkan ve ihtimal yok. İmkan yok. Şimdi bakın, çok tipik bir örnek veriyorum. Çok tipik bir örnek ve insanlar da dinlesinler. Şimdi bu davada yargılananlardan biri emekli Tuğgeneral Levent Ersöz. Bundan bir süre önce rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast yapmaktan hakkında dava açıldı. Şimdi Eylül ayında da ilk duruşması yapılacak davanın. Yani iddianame hazırlandı, kabul edildi, dava açıldı. Bakın, Cumhurbaşkanı 1993 yılında öldürüldü. Bakın, ister istemez biliyorum, özür dilerim. Estağfurullah. Yani bu trajikomik, komikten de öte bir şey. 1993'te Levent Ersöz binbaşıydı. Şırnak'ta görevli. Benim de devre arkadaşımdır. Ben de binbaşıyım. Şırnak'ta değil, ben de başka bir yerde görevliydim. Bu davada Turgut Özal'ı öldürmekten sorumlu tutulan tek kişi Levent Ersöz. Yani bir binbaşı. 20 sene geçmiş aradan. 20 sene önce Şırnak'ta görevli bir binbaşı, genç bir subay Ankara'da Cumhurbaşkanı öldürmekle itham ediliyor. İddianame hazırlanıyor. Neye dayalı olarak? Bir gizli tanığın bir beyanına dayalı olarak. Şimdi bu gizli tanığı, yani birisi kalksa böyle bir şey dese, normal olarak bunun için akli dengesi yerinde değil diye bunu kovalaması lazım savcının. Bunu yapmıyor. Buna itibar ediyor. Alıyor. İddianame hazırlıyor. Mahkemeye getiriyor. Mahkeme de bunu itibar ediyor ve dava açıyor. Yani şimdi bunun aklı mantığı var mı? Şimdi soruyor Levent Ersöz. Ya arkadaş, ben o zaman 20 sene önce orada bir genç bir binbaşıydım. Bu Sırnak'taki tümende, jandarma tümende görevliydim. Ankara'da bu Cumhurbaşkanı'nı benim öldürdüğüme dair ne var elinizde? Yani bir delil, bir tanık. Diyor ki, birisi böyle bir şey söyledi. Bakın, Türkiye'de hukukun geldiği yer budur. Ergenekon davasıyla ilgili bakın 300 küsur kişi de orada var. Etti mi 700 kişi? Şimdi İzmir'de işte yok fuhuş, yok casusluk, mahsusluk, şimdi dönüştürdüler efendim, dediler ki gizli belge bulundurmak. 350 küsur kişi de orada var. Bini geçti mi? Geçti mi bini? Ha. Şimdi Sayın Başkan mahkemenin onuruna, haysiyetini, şerefini koruyormuş. Bu bin kişiyi siz neye dayalı olarak yıllardır içeride tutuyorsunuz? Balyoz'dan mahkum 330 küsur kişiyi mahkum bile ettiniz. Neye dayalı olarak? Hiçbir şey yok. Bakın işte bu Levent Ersöz olayı çok tipiktir. Bir de dönüp savcıya sormak lazım. Ya arkadaş, Cumhurbaşkanı Özal'ın öldürüldüğünü, zehirlendiğini sen nereden biliyorsun? Ya zaten 20 senedir ailesi temcit pilavı gibi pişirip 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 getiriyor aynısı. Öldürüldü. Şimdi yok şehit olsun, yok bize o hak verirsin. Ya arkadaş, zaten bu sürekli getiriliyor. İşte en son mezarı açıldı biliyorsunuz. Yani buna kadar yapıldı. Yani ölüye bile saygı yok. Mezarı bile... tıp raporu yok dedi, zehirlenme. Ay yok efendim. Dedi. Efendim yok. Hiçbir MR'e, hiçbir şey yok. Aklı başında hiçbir insan bunu iddia edebilecek bir veriye sahip değil. Birisi bir şey söylemiş. Kim belli değil. Neye dayanacak o da belli değil. Şimdi bakın, biz burada konuşuyoruz. Şimdi birisi telefon etse. Şurada Beyoğlu Emniyet Amirliği'ne. İşte ulusal kanalda şu anda konuşan işte Aydın Solmaz-Türk'te işte Ergenekon'un bilmem nesidir. Şimdi gelse buraya bizi alsalar, götürseler, siz de hani beni davet ettiniz, benimle konuşuyorsunuz ya. Şimdi ben örgüt üyesiyim. Niye? Birisi öyle söyledi. Siz de beni davet ettiniz. Siz de örgütsel eyleme şimdi destek verdiniz. Alıp bizi götürün. Bakın, derdinizi anlatacağınız hiç kimse yok Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Öyle, doğru söylüyorsun. Bu haldeyiz. Ha, şimdi Ergenekon bu. Balyoz buydu. İzmir'de olan biten de. Bakın, hadi Ergenekon'la şunla ilgili, yani siz al çok bir şey söyle. Şimdi açın, çıkın dışarı, şurada herhangi bir gazete bayiinden 10 tane gazete şuraya koyun, bir kelime bulamazsınız. Bir kelime bulamazsınız. Maalesef. Şimdi Sayın Başbakan Suriye'de işte çocuklar öldü, kadınlar öldü, Esad şöyledir, canidir, manidir. Ya bu içeride olan insanların çoluğu çocuğu yok mu? Ya bunlar insan değil mi yani? Sen bırak Suriye'yi. Ya sen kendi ülkene bak, insanların ne halde olduğuna bak. Bunlar insan değil mi yani? Bu insanlar çoğu geçmişte üniforma giymiş oldukları için ve üniforma giymemiş olanlar sadece ve sadece biraz daha demokrasi, biraz daha özgürlük,
biraz daha insan onuruna saygı istedikleri için ve bunun için sana muhalefet ettikleri için bunlar reva mıdır? Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi tabii ki yani bu konumuz belki bugün bu değil ama bunları yani söylemeden edemedim. Geçemiyor özellikle insan, özellikle o mahkeme başkanının bu ifadesi üzerinde tekrar söylüyorum. Sayın mahkeme başkanı, eğer mahkemenin şerefini, onurunu, haysiyetini düşünüyorsa orada oturmaz. İstifa etsin. İstifa etsin. Ayrılsın efendim. Efendim sıcak gelişmeler var. Suriye'ye kısmen değindiniz ama dilerseniz bu daha bizi içeriden etkilemesi muhtemel gelişme. Bu geri çekilip çekilmeme meselesi. Bu 8 Mayıs'tan önce TSK'nın geri çekilme ilişkin emare yok açıklaması biraz daha ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna yansıdı. Ardından 8 Mayıs işte gece 3'ten itibaren hareketlilik başladığı öğrenildi şeklinde. Çok kaynağı da belli belirsiz açıklamalar gerçekleşti. Sonrasında başta Tunceli olmak üzere birkaç bölgede mayın arazilerinin tellerle çevrili olduğu, hani o güzergahta bir sıkıntı olmasın şeklinde bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Bütün bu ikili üçlü haber konseptini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir geri çekilme olacaksa bunun emaresi nedir? Nasıl geri çekilinir? Bunların silahlı silahsız olduğu nasıl takip edilir? Çünkü buna dair sözler verilerek de bu sürece taşındı. Biraz bunu bize teknik olarak anlatabilir misiniz efendim? Evet, hayır. Şimdi tabii bu kargaşa içinde belli bir konuya odaklanıp ve çok kısa süre içinde izleyicilerimizin anlayabileceği gibi böyle derli toplu bir şey sunmak tabii çok zor. Takdir mutlaka, edersiniz. Mutlaka, çok zor. Mutlaka. Ama önce şu genel bir çerçeveyi çizip bunun içine koymaya çalışayım ne oldu. Peki efendim, buyurun. Bir kere bu PKK'lıların silahlarını bırakıp çekilecekleri gibi böyle bir masal gerçek değil. Bu bir masal, bu bir hayal, bu bir ütopya. Yani böyle bir şey yok. Bu adamlar ancak taşıması zor. Yani çok zor, gerçekten problemli. Ancak katırla taşınabilecek şeylerini geride bırakacaklar. Yoksa silahlarıyla, taşıyabildikleri her şeyle beraber gidecekler. Silahlarını bir kere kesinlikle bırakmazlar. Yani bu akla ziyan. Birisi bunu başbakana anlatsın. Kim anlatır? Genelkurmay başkanı mı anlatır? Efendim, kendi özel danışmanı var, askeri danışmanı ama birisinin bunu başbakana güzel güzel anlatması lazım. Böyle bir çocuğa anlatır gibi, bakın sayın başbakanım, bakın şu şudur, PKK budur. Bakın bunlar böyle yapıyorlar, şöyle yaşarlar, böyle eylem yaparlar. Bunların doktrini budur, anlayışı budur falan gibi bunları güzel güzel başbakanımlar anlatması lazım. O zaman da başbakan böyle garip garip şeyler söylemez, bırakmaz. Yani kendini komik duruma düşürmez. Şimdi bu çekilme meselesine gelince, bir kere işin özüne bakalım. İşin özü şudur. PKK örgütünü, siz buna ister terör örgütü deyin, ister başka şey deyin, örgüt olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti muhatap almıştır. Terörün, yani herhangi bir terörün asli amacı, nihai amacı, ben ne zaman başarı kazandım acaba diye bunu sorup da test edeceği şey, muhatap alınmasıdır. Muhatap alındığı anda PKK zaten hedefine, zafere ulaşmıştır. Bunu görmek lazım. Şimdi başbakan daha Oslo'ya kendi özel siyasi temsilcisi olarak bugünkü MİT başkanı da gönderdiğinde zaten PKK'ya muhatap almıştı. Başbakanın, Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı her şey devleti devlet olarak bağlar. Dolayısıyla artık geçmiş olan. Şimdi mecliste biliyorsunuz BDP ile AKP şey kurdular. İşte bu çekilmeyi, süreci sözde takip edecekler diyor. Çünkü onu şart koşmuştu Abdullah Öcalan ve Karayılan. Şart koşmuşlardı. Yani meclisi de buna dahil edeceksiniz. Meclisin gözetiminde bu iş olacak diye. Niye? Çünkü hukuki kabullenilmişlik, bir hukuki statü yaratmak istiyorlar. Kendilerine bir legitimisi yaratmak istiyorlar. Bunun sayesinde bu oldu. Şimdi orada ilk toplantıda işte BDP temsilcisi gerilla deyince işte komisyon başkanı da efendim gerilla demeyin. O da demiş ki ben o zaman size terörist demeyin. Bakın geçmiş olan. Siz buna gerilla deyin demeyin. Artık bunlar yani PKK örgütü BDP ile özdeşleşmiştir. Kandil'le ve İmralı ile özdeşleşmiştir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından fiilen ve hukuken siyasi bir taraf olarak kabul edilmiştir. Artık siz bundan sonra dönüp de tekrar bunları zaten terörist deseniz de ancak milleti kendinize güldürürsünüz. Ya bu kadar kötü
bir şekilde bu süreç yönetilmiştir. Şimdi bu çekilme meselesine gelince. Şimdi Karayılan bunu çok açıkça söyledi. Dedi ki arkadaş bak, senle biz oturduk anlaştık. Üç aşamalı. Şimdi biz çekileceğiz. Ondan sonra sen de oturup anayasayı değiştireceksin. Bu anayasada Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde Kürtlere özellik vereceksin. Biz de ondan sonra bunu değerlendireceğiz. Ondan sonra silahlarımızı bırakacağız. Ondan sonra biz sözde, tırnak içinde kardeş kardeş yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi işin özü bu. Şimdi bunun birinci aşamasındayız. Yani bu çekilme denen şey bunun birinci aşamasıdır. Şimdi bakın, BDP eş başkanı tabii bazı şeyleri tabii okumak lazım. Yani her zaman herkes her şeyi okuyamayabilir. Onun için televizyonlarda, gazetelerde özgür tartışma çok önemlidir. Çünkü o zaman herkes ne okuduğunu birbiriyle paylaşır. O zaman gerçek resmi doğru olarak okuruz. Şimdi bakın eş başkan Selahattin Bey geçen gün diyor ki, bakın diyor bu iş diyor hemen diyor bir günde, iki günde, üç haftada olmaz diyor. Bu 3-4 aya yayılacaktır diyor. Çünkü diyor gerilla diyor, bakın şuradan, 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 şuradan çekilecek diyor. Yani geniş bir coğrafi bölgeyi sayıyor. Niye sayıyor bunları? Yani diyemez miydi? Ya efendim ya böyle 2-3 günde olacak bir şey değil yani, bu 3-4 aydan önce bu iş bitmez diyebilirdi. Onu yapmıyor. Onu söylüyor, diyor ki şuradan şuradan. Niye sayıyor bunları? Bakın bu saydığı yerler hani özerk olacaklar ya. Özerk bölgenin, o otonominin sağlanacağı bölgenin coğrafi sınırlarıdır. Şimdi bakınız, bugün CHP Genel Başkanı basın toplantısı yaptı. Şu anda da devam ediyor yanılmıyorsam. Şimdi birçok şey söylüyor. Şimdi tabii ki Kemal Bey olsun, partisindeki bazı milletvekilleri olsun, bir hukukumuz var. Yani tanıdıklarımız var, konuştuklarımız var. O en son bildiriye imza atanlarla da hani az çok dostluğumuz olanlar da var. Şimdi bakın, herkes aklını başına devşirip ağzından çıkan lafa dikkat etsin. İşin özüne bakın siz. Şimdi bu Tayyip Erdoğan ve onun ekibi bu açılım diye bir şey başlattı. Çözüm süreci, yok kardeşlik, dostluk, önce Kürt problemini çözer dediler, sonra bir sürü şey oldu falan. Şimdi açılım dedik, açılım. Açılıyoruz, saçılır. Çok güzel. Ya arkadaş, sorun ne? Sorun, sen hangi sorunu çözmeye çalışıyorsun? Bak şimdi bunu hiç kimse söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Şimdi bakın, BDP'lisi, PKK'lısı, Kandili, Oslo'su hepsi açıkça söylüyor. Diyor ki, arkadaş bak, biz özellik istiyoruz. Ha bugün olmayabilir. 10 senede olur, 5 senede olur. Ama biz özellik istiyoruz. Bunu açık söylüyor. Ha şimdi sen bu tarifi kabul ediyor musun? Yani özellik denilen şey şu. Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, yani Türkiye Cumhuriyeti haritası içinde bir yeri alacağız, kalemi çizeceğiz. O yerde işte Selahattin Demirtaş'ın gerilla şuradan şuradan ayrılıyor dediği yerlerdir. Yani Akdeniz'e çıkışı olan, bir taraftan ta Karadeniz'e yaklaşan, bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tümünü kapsayan bir bölgeden bahsediyoruz. Bu kadar geniş bir bölge. Onlar açıkça söylüyor. Problem böyle tarif ediyor. Bizim problemimiz bu böyle bir coğrafi bölgede özerk olmak. Yani ne demek özerk? Bizim kendi parlamentomuz olacak. Kendi vergimizi toplayacağız. Kendi polisimiz olacak. Adı ordu değil, asker değil ama kendi askerimiz, kendi ordumuz olacak. Açıkça söylüyor. Kendi seçimlerimizi yapacağız. Kendi bölgesel parlamento başkanımızı, kendi başkanımızı seçeceğiz. Bunu açıkça söylüyorlar. Şimdi bu tarife sen karşılık, hayır arkadaş benim sorunlu tarifim şöyledir demediğin sürece bunu kabul ediyorsun. Şimdi bunu Tayyip Erdoğan bunu kabul etmiş oldu. Niye? Çünkü masaya oturdu ve anlaştı. Şimdi bakın Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Sizin çözümü, sorunlu tarifiniz ne? Yani siz hangi sorunu çözmek için bu önerileri yapıyorsunuz? Bakın gene sorunu yok. Gene, yani sorunun tarifi yok. Yani hastalığı tedaviye soyunuyorsunuz ama nasıl hastalığın tarifi yok, yani teşhis koymamışsınız. Şimdi dolayısıyla çekilme oldu mu olmadı mı, silahlı oldu mu olmadı mı, başladı mı başlamadı mı bizi asıl sorunu tartışmaktan alıkoyuyor. Şimdi Genelkurmay'ın açıklaması, işte mayınlı bölgenin çevrilmesi, emare yok, şu bu falan gelince. Şimdi bakın, ben hudutta iki ayrı dönemde görev yaptım. Hatta üç ayrı dönemde görev yaptım. Ama bunun bir dönemi yarbay rütbemde fiilen hudut tabur komutanıydım. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 50 kilometrelik hududundan ben sorumluydum. Yani bunları afaki konuşmuyorum. Yani bundan sorumlu olan bir hudut tabur komutanı olarak konuşuyorum. Yani geçmişe de şimdi değil. Şimdi bakın, hudut
geçen program hudut namustur. Hudut namustur. Hudutta görev yapanın sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, milletine ve anayasasına karşıdır. Genelkurmay Başkanı bile emir verse, görürsen müdahale etmeyeceksin, termal kameraları kapatacaksın, dürbünleri kapatacaksın, oraya timçika dese bile bu emre uyma hakkı, özgürlüğü kimsenin yoktur. Hiçbir hudutta bu komutanın. Hiç kimsenin yoktur. Ya bunu çok net koyalım. Peki bu hudut birlikleri görmeden bu PKK'lılar buradan geçebilir mi? Geçemez. Böyle bir şey söz konusu değil. Ha şöyle bakın. Mesela ben 50 kilometreden sorumluydum. Şimdi bu 50 kilometrenin 1 metresinden, 2 metresinden, 100 metresinden hadi bir tim bir gece geçti. Yani bir tanesi geçti. 4-5 PKK'lı geçti. Ama geride kalan 49 kilometrelik yer var. Oradan nasıl, yani bunu nasıl sağlayabileceksiniz? Bunu önceden arkadaş bak şuradan geçebilirsin. Biz burada sana karışmayacağız demediğiniz sürece bunu sağlayamazsınız. Bu mümkün değil. Ha şimdi o zaman soru şu. Hükümet PKK'ya böyle bir garanti verdi mi? Verdiği çok açık. Çok açık. Yani başbakan kendisi söylüyor bu garanti. Yani bu garantiyi veren başbakanın kendisi. Bunun muhatabı olan PKK, BDP, işte Kandil, İmralı'da evet bize garanti verildi diyor. İdari tedbirler alındı diyor. Daha dinle. İdari tedbirler alındı. Biz güveniyoruz diyor. Şimdi o zaman hadi içeride askeri operasyonu çıkartmıyoruz. Niye? Çünkü askeri valilere tabi kıldı. Oslo'da işte Hakan Fidan'ın dediği gibi valilerden, emniyet müdürlerinden de hepsi çok memnun. Doğru. Peki hududu nasıl tutacaksınız? Hududa emir mi verildi? Ha onu tekrar söyleyeyim, onu bilmiyorum. Ama hududa emir verilmediyse, emir verilmemesine rağmen nasıl basın sansür uyguluyor? Kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. Herkes nasıl davranacağını biliyor. Huduttakiler, yani huduttaki hudut tabur komutanı nasıl davranacağını biliyor mu? Bilmiyorum, göreceğiz. Ama tekrar söylüyorum, yani sorunuza karşılık. Bu PKK'lıların görülmeden garanti edilmiş bir şekilde Türkiye'den çıkıp gitmeleri mümkün değil. Zaten Genelkurmay'ın açıklaması emare yok derken Genelkurmay bunu teyit ediyor. Demek ki Genelkurmay emare olup olmadığına bakıyor. Emare olsa bu emareyi görecek, görebilecek. Zaten görmemesi düşünülemez. Yani görmemesi düşünülemez. Düşünülemez. Böyle bir sıcak gündemde yine sınırlarımızda ilgili kritik bir açıklama. Biraz kafalarımızda şeyde karıştı tabii. NBC kanalına Obama görüşmesi öncesinde Tayyip Erdoğan'ın bildiğim kadarıyla Türkçe mülakat veriyor. Ne yanlış anlaşıldı bilmiyoruz ama Amerika bir kara harekatı bir şekilde Suriye'ye askeri müdahale gerçekleştirirse biz buna destek veririz açıklaması. Ki flash kodla NBC televizyonu bunu gerçekleştirdi. Artık şeyde anı anına yalanlama gelince biraz kafalarımız karıştı başbakanlığın sonra basın müdürlüğü tarafından. Deniyor ki orada da Sayın Başbakanımız ABD'nin bölgeye asker gönderme ihtimalinden ya da buna destekten asla söz etmemiştir ifadesiyle bir yalanlama geldi. Şimdi Obama görüşmesi, Amerika'nın o bildiğimiz bu anlamdaki psikolojik ortama hazırlayabilirliği de göz önünde bulundurulduğunda hem açıklamayı hem yalanlamayı hem durumu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Evet. Şimdi bakın bir kere hiç kimse bu haber ortaya çıktığında yok canım Sayın Başbakan böyle şey demez dedi mi hiç? Yani böyle bir insan var mı Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir var mı böyle bir şey? Yani işte, yok. Herkes bunu normal karşıladı değil mi? Evet. Çünkü öyle çünkü. Yani bunda bir anormallik yok. Yani Başbakan Tayyip Erdoğan'ın evet Amerika asker gönderirse biz Amerika'yı destekleriz, askerini de destekleriz. Ama Birleşmiş Milletler karar olması lazım. Yani buna hiç kimse yok canım ya böyle şey deme. Böyle bir şey demedi. Şimdi bakın. İkincisi şimdi bu yalanlayıcılar da tabii bunlar da yani kusura bakmasınlar. Acıyorum demek ağır bir şey. Yani üzülüyorum onların konumuna da kendimi koyuyorum. Şimdi bu kadar gaf yapan bir başbakanın sözlerini düzeltmek de çok zor. Şimdi bakın bir ara demişti ki bundan bir süre önce yani birkaç sene önce bu İstanbul Yenikapı'da kazılar var biliyorsun. Birkaç senedir devam ediyor. Şimdi bakın burada Bizans Limanı var. Bu Bizans Limanı'nın burada olduğu yüzlerce yıldır biliniyordu zaten. Yani bütün dünyadaki arkeologlar, arkeolojiyle ilgili kişiler ben de az çok hasbelkader yani meraklısıyım öyle söyleyeyim.
ben de biliyordum bunu. Yani ben bile yani böyle bir uzak dışarıdan ben biliyordum. Ve insanlar böyle bekliyorlar ya bir şey çıkar. Neticede işte Marmara Kızılası'na bu çıktı. Bakın burada hani tarih kitaplarında okuruz ya Doğu Roma, Batı Roma işte ayrıldı geldi işte Roma'dan İstanbul'a taşındı işte Konstantin getirdi burada ilk şehri kurdu. O Konstantin'in kurduğu şehrin surları bile burada çıktı. Surları bile burada çıktı. Buradan o kadar çok malzeme çıktı ki bakın bu yani o yeni kapıda olan biten bu kazı şeyler dünya arkeoloji tarihinde özel bir şey. Yani bu çok harikulade bir şey. Bir çalışma. Yani bütün dünya yani arkeoloji dünyası büyük bir merakla takip ediyor. Buradan çıkan malzemeyi yani değerler, eserleri İstanbul Arkeoloji Müzesi depolayacak yer bulamadı. Yerin altına koydu, gömdü, üstünü kapattı. Yani depolamaya bile bu kadar harikulade bir şey bu. Şimdi Başbakan diyor ki çanak çömlekle bizi oyaladılar. Şimdi iki gün önce gene diyor ki denizden iki üç tane çanak çömlek çıkmış. Bizi diyor işte bu kadar zaman oyalıyorlar. Şimdi bakın Sayın Başbakan ne dediğinin farkında olsa utanır bir daha insan içine çıkamaz. İnsan içine çıkamaz. Yani denizin iki üç çanak çömlek çıktı diyor bunun için. Şimdi bu söylediği şey de işte Amerika ordusu gelsin falan. Şimdi onun da ne söylediğinin farkında olsa yani bu anlamda gene onu söylemez de dediğim gibi işte o çanak çömlek farkında değil dediğinin. Bakın Türkiye'de Türk kamuoyundaki Amerikan karşıtlığı bütün dünyada en derin olandır, en yüksek olandır. Bu da ayrı bir inceleme konusu. Amerikalılar da bunu inceliyorlar yani çok buna zaman ayırıyorlar. Mesela bana çok soruyorlar ya niye hiç Amerikalıları sevmiyor? Ben de dilim döndüğü kadar şimdi nasıl size anlatıyorum onları da anlatıyorum. Ama anlamıyorlar herhalde ki hala bir tedbir aldıkları yok. Şimdi başbakan bunun farkında değil. Yani Türk halkının Amerika'ya, Amerikan siyasetine, Amerikan yönetimlerine hele hele Amerika'nın Suriye'ye müdahalesine yani Libya'ya yaptığı müdahalesine ne kadar derinden karşı olduğunun farkında değil. Onun için bunu söylüyor. Ama şimdi bunu söyleyince ona birileri dedi ki ya Sayın Başbakanım yani tabii şunu da görmek lazım. Sayın Başbakan çok sinirli bir insan. Biliyorsunuz bir önceki meclis... Bir şey demeye de gelmez yani yardımcısı olmak. Hayır bir önceki meclis başkanını meclis oturumunda azarladı. Kürsüde azarladı. Herkesin önünde. Mecliste azarladı. Şimdi bunu yapabilen bir... Sen susturacaksın ben mi susturacağım sanırım onu kastettiniz. Şimdi bu durumda bir insana kalkıp da ya Sayın Başkanım bunu keşke söylemeseydiniz bunu nasıl düzel... Bunu demek de çok zor. Şimdi çevir kazım yanmasını yapıyorlar. Şimdi bu işin şey kısmını magazin kısmını bir kenara bırakırsak. Size göre Suriye bir Amerikan harekatı söz konusu mu? Onun işaretleri midir? Amerika çok uzun zamandan beri baştan beri daha Libya harekatı başlamadan önce bile Suriye'ye müdahale etmeyi planlıyordu, istiyordu, hala da istiyor. Fakat bunun modalitelerini oluşturamıyor. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk iç siyaseti ve bölgeye yönelik genelde mezhepsel siyaseti üzerinden beklediği siyasi getirilerle Amerika'nın bölgesel siyasetinden beklediği getiriler arasında üst üste bir örtüşme var. Tam bir menfaat örtüşmesi var. Bunu da tabii bu açılıma, Kuzey Irak'taki oluşumlara bağlamak lazım. Yani global olarak baktığınızda Amerika'nın menfaati, işte bu Bob dedi, niye başbakan, ben eş başkanıydım dedi, sonradan yok ben öyle bir şey demedim dedi. Ondan sonra 2-3 hafta önce tekrar evet Türkiye işte şu biz de şöyledik dedi falan. Neyse onu ki, işte Amerika'nın bütün istediği şey bölgede devletleri küçültmek. Küçültmenin en güzel yolu bölgede bir Kürdistan kurmak. Kürdistan nerede kuracaksınız? Kuzey Irak bölümünü kurdunuz. Güneydoğu'dan da Türkiye'yi kopartacaksınız. Suriye'den de bir parçayı kopartacaksınız. İşte alın size bir Kürdistan ve Amerika'ya muhtaç bir Kürdistan. Şimdi Amerika'nın menfaati bunda. Recep Tayyip Erdoğan'ın menfaati nerede? İşte oradan da anayasaya bağlanıyoruz. Anayasa. Şimdi bu anayasanın çıkmayacağı belli. Yani böyle bir şey. Şimdi nasıl çıksın? Yani bu insanlar affedersiniz yani aptal mı bunlar? Bu insanlar bu duruma gelmek için yani ülkeyi bu hale getirmek için uzun zamandır çalıştılar, çabaladılar. Şimdi niye bundan vazgeçsinler? Yani yeni bir demokratik anayasayla niye vazgeçsinler? Ama ne olması lazım şimdi? Yani yeni anayasa olmayacağına göre değişiklik olacak. Nasıl olacak? Başkanlık ise. Başkanlık ise mutlak iktidar. Mutlak iktidar. Dolayısıyla Amerika'nın Türkiye içinde küçülmüş bir Türkiye mutlak iktidara sahip Amerika ile göbek bağı olan bir yönetim ve bir bağımsız Kürdistan
küçülmüş Türkiye, küçülmüş Irak, küçülmüş Suriye ve buna tabii İsrail menfaatlerini burada görmek lazım. Arasında birebir bir örtüşme var. Bu bağı görmemiz lazım. Bu tip kodlarda onun zaten işaretlerini çok açık. Hiçbir çelişki yok. Peki efendim. Sayın Solmaz Türk, çok çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız, yayınımıza katıldığınız için. Efendim yaklaşık 30-35 dakikalık süre içinde Türkiye'nin kritik gündem başlıklarını Sayın Haldun Solmaz Türk'le haber merkezimizin ilk diliminde değerlendirdik. Sayın emekli Tuğgeneral ve stratejist olarak bölgeye derinlemesine analizleriyle haber merkezimizin sorularını yanıtladı.